Alioski diyeceğiz. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen Alioski'nin kiralık transferi konusunda e, kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı sevgili izleyenler. Şimdi bu transferin de ayrıntısını size anlatalım. Üzerine biz de biraz sohbet edeceğiz. Artık bekine kavuşuyor Fenerbahçe. El Ahli'den 30 yaşındaki Solbek'le kiralık olarak anlaşma sağlandı. Kuzey Makedonyalı Solbek görüşmeleri sürdürmek için bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Ee, geçtiğimiz sezonu Arabistan'da geçirmişti. 30 maç, 6 gol, 9 asistlik bir performanstan bahsediyoruz. Uzun süredir konuşulan bir isim de zaten. Daha önceki ben hatırlarsan transfer dönemlerinden Hı -hı. de hatırlıyorum. Evet. Hep listelere giren bir isim de. Fenerbahçe'nin aradığı sol bek mi diye sorayım. Ee, öyle olduğunu düşünüyorum. Benim de hani birlikte çalışma şansı bulduğum oyunculardan bir tanesi. Ee, ve performans olarak da siz ona eğer ne yapması gerektiğini doğru izah ederseniz o performans kendisinden alabilirsiniz. Hı hı. Ee, dağınık bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Avrupa Şampiyonasında da çok dağınık bir kimliği var. Çok fazla top kaybetti ve e, ama yine de oyuna bir değer katan isimlerden bir tanesi. Şu anda tabii ki Arap Yarımadası'nda nasıl bir fiziksel güçle döndüğünü bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin özellikle Ferdi Kadıoğlu'ndan bu koltuğu alacak isimlerden bir tanesi. Çünkü Ferdi ile alakalı birincisi sol ayaklı olmaması bir problemdi. İkincisi de hücuma çıktığında geriye dönememesi bir problem teşkil ediyordu. Ki buradan dolayı da Fenerbahçe'nin çok fazla pozisyon verdiğinden bahsediyorduk. Ve bunu seninle yaptığımız programlarda da video analizlerle de göstermiştik. Ve bu kadar e, ofansif oyunda var olan ama defansif oyunda geriye dönüşlerde problem yaşayan bir e, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Alioski çok yüksek bir olasılıkla ilacı olacaktır. Alioski'nin e, en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de e, oyunun farklı formasyonlarında, farklı mevkilerinde oynuyor olması. Şimdi e, asıl mevkisi üçlü savunmanın solu. Hı hı. Yani direkt olarak hani üçlü savunmanın soluna koyun. Zaten akademik eğitimi de bu yönde. E, A takım düzeyinde de bu noktada çok fazla maç oynadı. Gerçek böyle yüzde yüze yakın performans alabileceğiniz nokta üçlü savunmanın solu. 3-5-2'lik oyunda üçlü savunmanın solunda da oynatabilirsiniz. Orta sahada de solunda oynatabilirsiniz ama bir başka opsiyonu da Dörtlü savunma oynadığınız zaman, işte 4-2-3-1 gibi orada üçlü orta sahanın da solunda kendisine şans verme ihtimaliniz var. Ee, yani ofansif oyunda da var olan, savunmada da çok etkili işler yapabilecek bir isim. Ee, tek dikkat edilmesi gereken nokta, az önce belirttiğim gibi fiziksel yapısı ne kadar hazır, ikinci noktası ise e, ayağındaki topu tutma yani kaybetme olasılığı yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Evet. Bu yüzden de mutlaka geniş alanda yanına destekçi oyuncularla takviye yapılması gerekiyor ki e, eğer ki takımın boyu uzadığında Alioski topu alıp çıktığında orada kaptıracağı toplar arkada e, ciddi kontra ataklara sebebiyet verebilir. Alioski demiş fanatik gazetesi yeni sezon öncesi Solbek transferini bitirdi. Fenerbahçe şöyle teker teker görelim. Hemen hemen zaten her gazetede var. Evet. Ee, Suriye Arabistan'ın El Ahli kulübünde forma giyiyordu. Ee, mutlu sona ulaşıldı. Dün Türkiye'ye geldiğini söyleyelim. Kiralık olarak artık Kanarya'da oynayacak resmi açıklama geldik. Kuzey Makedonyalı oyuncuyla alakalı. alakalı. Ee, foto maçta Alioski Fener'de demiş Makedon Solbek kiralandı. Sabah gazetesinden Ceyhun Yüksel'de Ali Fenerbahçe'de diyor. Suudi Arabistan'da buldu oyuncusunu. Balkan Rüzgarı demiş Milliyet Gazetesi'nin başlığı da bu şekilde olmuş sevgili izleyenler. Dört farklı mevkiye takviye yapacak. Şimdi Ali Oski geldi. Devamı da gelecekmiş. Hürriyete birazdan bakacağız çünkü orada farklı detaylar da var. Peki şimdi sıra forvet ve kaleci de mi? Ne diyorsun? Sol bekini çözdü anladığım kadarıyla. Küçük handikapları olsa da. İyi bir oyuncu, faydalı bir oyuncu. Hangi mevkilere şimdi transfer yapmak gerekiyor? Yani kaleci konusunda evet opsiyonda olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hücum hattında Serdar Dursun ayrılmak istediği yönde iddialar var. Eğer böyle bir ayrılık yaşanılacaksa mutlaka son nokta pozisyonunda bir transfer gerekiyor. Ama şu anda e, asıl doldurması gereken mevkileri Fenerbahçe'nin doldurduğunu düşünüyorum. Bitiriciliği yüksek bir golcü arayışı tabiri Fenerbahçe'de son yıllarda en çok konuşulan konu yani Samat'ı da getirseniz bu problemi yaşıyor. Van Persie'yi de getirseniz bu problemi yaşıyor. E, kimi getirirseniz getirin Fenerbahçe'de bitiricilik problemi yaşıyor. O zaman Fenerbahçe'de burada sorgulaması gereken şey bizim aldığımız adamlar neden skor üretemiyor? Ya daha doğrusu bitiricilik problemi hı hı. yaşıyor. Bunun o altındaki eee içerisinde hastalığı bulamazsa isterse Messi'yi getirsin. Hastalığın sebebi ne sence? Yıllardır çözemediği bu problemin Bilmiyorum. sebebi. Bilmiyorum. Yani bunu gerçekten içeriden e, irdelemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hmm. Dışarıdan tahmin Peki etmek... Peki golcülerin topla buluşma oranları ne seviyede Yüksek... oldu son yıllara baktığımızda? Onların o zaman, golcülerin onları gole çevirme pozisyon... oranları mı sıkıntı? Evet yani konuşlandıkları pozisyon belki de hmm. sıkıntı. Yani bunları derinlemesine incelemek gerekiyor. O yüzden de sürekli olarak bir golcünün performansı düştüğü zaman attığını vuramadığında işte gole çeviremediği hı hı. zaman bu adam kötü deyip gönderip yenisine başkasını getirip aynı şeyi alıyorsanız bir yerden sonra sorunun adamda değil de başka bir dinamikte olduğunu da görmesi lazım Fenerbahçe'nin. Peki forvet transferi yapmama ihtimali var mı sence? Evet yani bulamayabilir. Yani belki de bitiremeyecekler. Hı -hı. Eldeki oyunculardan da şimdi Valencia'ya o pozisyonda değerlendirebiliyorsunuz. Hı -hı. E, geliyorsunuz diğer taraftan işte Serdar Dursun orada oynatabiliyorsunuz. Joshua King transferini gerçekleştirin. Aslında Fenerbahçe'nin eli e, sayı olarak en azından o noktada yeterli sayıya sahip. Biraz değil mi Serdar'ın kararı orada eski olacak yani ayrılmama kararı. Kulübede duymak Bir duyumun var mı yani sıcak haberleri takip ediyorsunuz oyuncu mu gitmek istiyor? Ee, gelen bilgiler kulübe oturmak istemediği yönünde. Evet. Burada oynama olasılığının düşük gördüğü için de herhalde ayrılma kararı veriyor. Şu Tabii. aşamada da e, ne sonuç nasıl sonuçlanacağı kısmında biraz Fenerbahçe bir golcü transferi yapabilecek miye bağlı gibi gözüküyor. Peki bir fanatik üzerinden bakalım o zaman. Yeni günde neler var? Şampiyonluk kadrosuna son iki takviyesini yapmak için hız kesmedi Fenerbahçe'de forvet adaylarını sayıyorum Taner. Tabii. Sorloth, Plea, Mupenza yani Sörloth konusu hep gündeme geliyor. Hep gündeme geliyor. Daha bitmedi. Yani sürekli gündemde. Sezonun hani transfer dönemi daha başlamadan da konuşuluyor. Gelir Charlotte. mi Türkiye'ye ne diyorsun? Ee, yani gelmez diyemiyorum. Çünkü piyan için geldiği birlik burası. Yani için hiç beklemediğimiz adamların gelebildiği birlik. Pepe geldi. Yani daha ötesi mi? Pepe'yi getirdiniz. E, Adriano'yu getirdiniz. Yani bu lige gelmez diyemiyorum. Tabii ki gelebilir. Niye olmasın? Hı -hı. Peki bir de tabii orada João Pedro'nun durumu da var yani yaklaşık bir ay herhalde değil mi? Sağlardan uzak kalacak olması. Yani Serdar gitmese dahi bir golcü arayışına yönlendirebilir mi? Yoksa Serdar'ın durumu mu belirleyici olacak? Ben yine de Serdar'ın durumu belirleyecek diye düşünüyorum. Çünkü mevcut hı hı. kadroda Joao Pedro'nun sakatlığına rağmen eldeki sayının fazlalığı biraz daha Fenerbahçe'nin orada Serdar varsa gerek yok durumuna getirebilir Fener. Ama tabii ki de taraftarların çok derinden istediği nokta bitiriciliği kuvvetli bir golcü istiyor taraftarlar her sezon olduğu gibi. Doğru. Plea'ya da bir bakalım istersen. Tabii ki. Sonra biraz gideceklerden de bahsedeceğiz. Foto maç gazetesi üzerinden yapalım bunu. Plea Fenerbahçe'ye kalıyor. Forvet için gündemde olan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz. İyi bir haber geldi. Şimdi başka talipleri de vardı elbette. Marsilya. Rotayı biraz Alexis Sanchez'e kırmış Taner. Yeni günde bu tarz haberler var onu da paylaşalım. <laughs> ee, Favre'nin önceliği Marcus Turan ve e, başka bir isim. Fenerbahçe'den tabii ki Fenerbahçe adına bu güzel bir haber. E, Playa için Mönchengladbach yeni bir teklif yapması halinde artık getirmesinin daha kolay olduğu konuşuluyor ama Playa için Mönchengladbach'ın istediği rakam da yaklaşık sanırım 5-6 milyon euro civarıydı. Evet, bu rakamları Hatilersen. vermek istiyor mu Fenerbahçe? Çok sanırım yüksek. yüksek rakamlar ama bu sezon enteresan bir şekilde çıta yükseldi. Ödenen rakamlara baktığımız zaman da ciddi bonservislerin verildiği bir sezon geçiriyoruz. Sanırım burada da biraz artık Fenerbahçe nezdinde özellikle düşünecek olursak da zaten Şampiyonlar Ligi... E, tablosu ortadan kalktı ve artık başarılı olmak zorundasınız hı hı. Lig şampiyonluğu zorunluluğu var Fenerbahçe'nin Akselde Sayın Ali Koç'un varlığı da çok ciddi sorgulanacağı için de e, Bölünmeler olmaması için de mutlaka şampiyonluğun gelmesi gerekiyor Peki transfer çalışmaları sürüyor dedik Bu ay içinde önemli ayrılıklar da yaşanabilir bu arada Gelecekler kadar gideceklerin durumları da çok önemli